sevgili canım takipçilerimiz, bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Vatandaşlara sigaraya gelen zammı soracağız. Bakalım tepkileri ne olacak, neler düşünüyorlar, aralarında sigarayı bırakmak isteyen var mı? Hadi başlayalım. Merhaba, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Kullanmıyorum, beni ilgilendirmiyor. Tamam, peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Allah belanızı versin. Merhabalar, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Harika. Merhaba, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Tepkiniz nedir? Yani çok bir şey düşünmüyorum, her şey zam geliyor zaten. O yüzden normal bence. Daha da gelir. Kullanıyor musunuz sigarayı? Yok, kullanmıyorum. Bazıları şey diyor, ben kullanmıyorum o yüzden de ilgilenmiyorum diyor. Ne düşünüyorsunuz, bu düşünceyi nasıl yani buluyorsunuz? Yani herkes bu şekilde spesifik düşünürse saçma olur. Yani ben onu kullanmıyorum, o zaman artistim, ben onu kullanmıyorum. Ya çok saçma. Saçma konuşuyor ya. Ya insanımız bu aralar birazcık kafayı yemiş. O yüzden böyle şeyler söylemeleri normal geliyor. Ben teşekkür ederim, iyi çalışmalar. Sağ olun. Merhaba, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Tepkiniz nedir? Yorumunuz nedir? Yani Avrupa... Avrupa ülkelerinde de genellikle şey yapıyorlar. Böyle sigara, alkol vesaire tarzı şeylerden ek vergi alıyorlar. Nedeni de çoğunlukla toplumun sağlığını korumak vesaire diye de gösteriliyor. Ama bir tık da ithal ediliyor. Ekonomi güzel değil falan gibi de yorumlanabilir o şekilde. Siz kullanıyor musunuz? Yok. Belli bir kesimde 100 lira olsa da ben bırakmam bunu diyor. Evet, çünkü zaten insanların yapabileceği bir şey yok sağlıksal nikotinle alakalı bir durum. O yüzden eninde sonunda ya 7 liralık Adıyaman tütünü kullanacaklar ya da 60 lira vermeye devam. Aynen, yani tam olarak o şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin. Merhabalar, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Çok, ben içmiyorum sigara. Sigaraya zam geldi abim, ne düşünüyorsun? Beter olsun. Tamam. Daha beter olsun. Sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Yorumunuz nedir? Tayyip ölürse kazanacağız. Ne olacak? Tayyip Erdoğan'ın ölmesi lazım. Dur, sigarayı sordum abi ama. Tayyip Erdoğan'ın ölmesi lazım da, Allah Allah. Tamam, peki. Tamam. Merhaba, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Valla bizim de marketimiz var. Babam kullanmış, saklı bütün sigaraları. Biz çalamıyoruz, yapamıyoruz yani. Market bizim de dün akşam eve getirmiş babam sigaraları. Diyor ki, almayın, çalmayın. Sigara zararlı. Dur, çalsınlar. Babanız zamlı satacak diye. Evet. Stokladığı sigaraları eve getirdi satmış. Yok, babama marketten getirmediler. Babam da biraz sigarası var, şey diyorlar hani, gidiyoruz falan filan, yok diyorlar, vermiyorlar diyorlar, bu şekilde yani. Babanız marketten sigara aldı, size de diyor ki kızlar sakın benim sigaramı içmeyin. Evet, ben çok çalıyorum herhalde, o yüzden babamı da çok seviyorum, bu kadar yani. Babanıza da selamlar, adı ne? Çok cimri, boşver adını, güzel değil çünkü. Çok cimri beyefendi, buradan size selamlar. Teşekkür adını edin. Beğenmiyorum, o yüzden söylemek istemedim. Ama söyle, ne babanın adı, merak ettim. Söyleyeyim mi? Çok da tatlı, ne var? Söyle, söyle. Şaban amca, kızın ismini beğenmese de ben çok beğendim. Sana buradan selamlar. Hoşça kal. Benim Instagram'dan takip edin. 10.000 takipçim var. Devamı gelsin lütfen, istiyorum. Nasıl yaptık 10.000 takipçiyi? Vallahi beni çok tanıyanlar var. Beni seviyorlar o şekilde. Niye bakıyorsunuz ki? Herkes bakıyor. Ben anlamadım ya. Ama 10.000 takipçiyi nasıl yaptık? Vallahi beni çok seviyorlar. Takip ediyorlar. Ne mi yapıyorsun sen? TikTok'ta video çekiyorsun. Evet, videolar falan çekiyorum. Yapıyorum. Kocamı da çok seviyorum. Kocam da var. O şekilde yani. Kızın ismini? Oğuz. Oğuz Bey'e selamlar buradan da. Benim sayemde izleyecekler seni. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Merhaba, sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsun? Gerçekten bir şey diyemiyorum. 62 olmuş herhalde. Hangi marka? Winston grubu. Winston kullanıyorum. Birden konuşunca çok garip oldu bu. Nerede yayınlanıyor? YouTube'da. Ha, tamam. 100 lira olsa da bırakmam diyenlerden misin? Hayır, bırakırım. 100 lira olsa bırakır mısın? Evet, zaten yeni başladım aşağı yukarı. Aynen. Bütün bir zamanda başlamışsınız. Yani evet. Her zamanında bırakırsınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsun? Şimdi aldım. Hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Ne kadar aldın? Benimki eski tarifeydi de 55 liraya aldım şu anda. 55 liraya, sizinkine de 6-7 liraya. 6-7 liraya zam gelecek. Lira normaldir bu şartlarda. Takip ediyorum sizi de. Yani. Üsküdar seçimlerini falan bildiniz. Evet. Kolay gelsin. Sigaraya zam geldi, ne düşünüyorsunuz? Sigaraya sürekli zam geliyor. Abla. Abla, ben anlamadım ki, çok sigaraya fazla zam geliyor. Sigaraya zam geldi, hepinizde de sigara var. Sürekli zam geliyor. Ben parlament içiyorum şahsen. 6-7 lira bandında bir zam geldi. Abla baksana. Evet, tekrar geldi değil mi? Ne kadar oldu toplamda? 5 kişi içiyoruz. 4-5 kişi. 4-5 kişi, dördünüz bir paket. Abla, mecburen. Evet, o kişi bu şeyin hala başkan olmaya devam ederse bu sigara 100-200'e de çıkar ha. Bırakır evet. Mısınız 100-200 olsa? Valla bırakırım abla. Konuşalım. Bırakırız abla, nasıl bırakmayalım ya 100-200 lira ne abla? Recep Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi lazım. Oğlum isim verme. Recep Tayyip Erdoğan istifa bence de. Kim gelecek yerine soruyor. Tabii ki de İmamoğlu. Belediye başkanı ama. Ama seçimlerde İmamoğlu'na verdim zaten, CHP'ye verdim. Kim bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olarak İmamoğlu çıkacak diye düşünüyorum. Çıkarsa zaten tekrar ona vereceğiz. Çok iyi olur. Bu ülkeyi en iyi yönetecek kişi de İmamoğlu'dur.
olmalıdır bence kesinlikle. Ve çıkarsa Selahattin Demirtaş. Aynen gençliği öyle. Gençliği doğru söylüyor. En düşünen. Abla biz Kürt'üz, Selahattin Demirtaş'ı tutuyoruz. Bence gençliği en çok düşünen kişi de o. Son kez sigaraya karşı bir zam tepkisi olarak ne demek istiyorsunuz? Abla, lanet olsun. Valla sigarayı indirsin, ne istiyorsa izlesin bizden ya. Lanet 62 olsun. Milyon yani para gerçekten... olmuş bir tane Winston Dark Blue abla. İndirsin valla o eskiden genç ben olarak... hatırlıyorum abla 9 lirayken ben içiyordum. Sakin ol. 9 lirayken genç olarak 62 lira. Sigara da içemiyoruz. Alkollere de zam geldi biliyorsunuz. Olur. Ne sigara içebiliyoruz ne alkol yani. Bu gençler ne yapıyor? Teşekkür ederim. Bence kesinlikle İmamoğlu. Sigaraya zam geldi ne düşünüyorsunuz? İyi oldu daha beter olsun. Sigaraya zam geldi ne düşünüyorsunuz? İyi ki gelmiş. Sporcuyum, sigara kullanmıyorum. Güzel olmuş zam geldi. 100 lira olsa da bırakmam diyenler var. Kafa yemiş onlar ya. Tamam. Teşekkür ederim. Ben kafayı yedim galiba. Sigaraya zam geldi ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi geldi. Amcacığım sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Ama ben sigara kullanmıyorum ne sorsa yani. Ben sigaraya... Ama her şeye zam geliyor yani. Bu hangi kanal ki? YouTube'da. Her şeye zam geliyor diyorsunuz. Evet. Duracak diyorlar bu zamlar. Niye? Düzelecek işte yok yani. Hiç de düzeleceği yok. Böyle bir yönetim ve politik her şey yani olursa yani zamlar da devam eder. Üretim yok çünkü memlekette. Neden tamam, üretim hadi, peki. Yapmıyorlar? Peki iyi günler. Kesin TED'e. İyi günler. Merhaba. Sigaraya zam geldi. Ne düşünüyoruz? Sigara? Sigara. İçmiyoruz ki. İçmiyoruz. Ne güzel. Ne? İçenler adına ne dersin? Ne diyor? İçmesin. Sporla uğraştın. Sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Sigaraya devletimize para lazım. AK Parti'ye. Bu kasada para kalmadı. Hazinede para. Nereden mi alacaklar o parayı? Türkiye vergilerin üstüne dönüyor. Başka Türkiye'nin bir geliri var mı? Yok. Vergiler ayakta duran bir ülkeyiz. Başta yöneten insanlar kasayı boşalttığı için mecbur insanlara yüklenmek zorundadır. Teşekkür ederim. Siz 100 lira olsa da sigara içmeye devam eder misiniz? 1000 lira olsa yine devam ederim. 1000 lira güzel bir sayı geldi. Evet. 2000 lira diyen çıkacak. Teşekkür ederim. Çıkmaz. Sigaraya zam geldi ne düşünüyorsun? Yorumun nedir? Kız yorumum yok. Ne sigara güzel. Parlamen. Sigaranız var ona da göz koydular artık. Zam geldi. Aynen altın doğru lira. Söylüyorsunuz. Çok durmak haklısınız. Yok, içmeye devam. İçmeye devam aynen. Et. Özgürlüğü sigara... elimizden alanların öbür dünyada hakkımızı helal etmeyeceğiz. Bu ülkenin sigaradan daha büyük problemleri var. Önce onları çözelim. Önce onları çözmek bir de bütün sosyal haklarımı elimizden alan insanlara hakkımızı helal etmeyeceğiz öbür dünyada. İnşallah ortalık düzelir. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Saygılar. Sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Ben içmiyorum. Kullanıyorum. Daha çok gelsin. Daha çok ne gelsin. Kadar olmalı? İçmesinler. Tarih 200 lira yazsın. Cumhurda değil ben içmiyorum çünkü. İçmesinler diye mi zam yapıyorlar peki? Yok. Devlete para lazım. Vergiden. Devlete para lazım olduğu için yüzüne vergi koyuyor. Neydi? Millet mezbur zaten. İçiyor. Vurduysa vuruyor. Vurduysa vuruyor. Millet de zaten mezbur almayı içinden bırakamıyor. Keşke bıraksalar. İnşallah daha çok zam gelir. Bırakamayanlara özel. İnşallah daha çok zam gelir. İnşallah daha çok zam gelir. Sigaraya sadece. Sigaraya. Her şeye zam gelir. Bu millet hak ediyor çünkü zammı. Her şeye zam gelir. Sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Sigara içmiyorum. Olmaması lazım ama sigara içmiyorum zaten. O yüzden de yorum yapamıyorsun. Yorum yaparım. Yani bu işte dolaylı verginin Allah'ı. Millet içtikçe benzin, araba satışı, sigara, içki, üretim olmadığı zaman bir ülkede vergiler böyle artar. Teşekkür ederiz. İyi günler, sağ olun. Sigaraya zam geldi, yorumunuz nedir? Vallahi kötü. Bizim gibi garibanlar için kötü yani. Kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Günde kaç paket? İki. İki paket. 67 lira oldu diyorlar sigara için. Hayırlı uğurlu olsun yani devletimize. Nereden baksan 140 lira para günlük. Evet. Ha, bırakmayı da azaltmayı da düşünüyorum yani. Azaltmayı düşünüyorum. Tabii. İyi ne güzel, işe yaramış o zaman zamları. Ya Türkiye'miz çok yani aç insan yok. Türkiye'mize güzel, her şey güzel. Aç insan yok mu? Yok. Gerçekten. Yani şimdi... İroni yapıyorsundur inşallah. Tamam. Şöyle bir gez ve dolaş bakayım aç insan ne kadar milyonlarca aç insan var. İşsiz insan var. Garibin insan var. Hani nerede? Çıkıyorlar devletimiz sağ olsun aç insanımız yok. Kendi zengince mevkince aç insan olmayan insanlar zenginler aç insanları göremiyor yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba, sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Ben sigara içmiyorum ki ne söyleyeyim. Genel zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama her gün zam var. Bir gün mü yalnız var? Her şeye zam geliyor. Her gün zam mı geliyor? Ne olacak ki? Ne zaman biter bu zamlar? Öğlene kadar. Nereden diyor? Her gün zam verecekler. Ne zaman olacak? Gitgide günümüz kötü oluyor. Hiç düzelmeyiz mi? Düzelmez. Nerede düzenecek? Vatandaşın umudu kalmamış. Zaten umudum kalmadı. Ne yaptık? Bu dünya boş bir dünya. Bizimkiler hep öldüler, gittiler. Ha şu anda ne kaldı? Her gün zam, her gün geliyorum bir şey var. Her gün bir şey ya zam.
Zam üzerine zam. Daha diyorlar zam, büyük zam ileride ne olacak? Biz de dedik ne şeyde ya, bir seçim olsun da her şey düşsün de bakalım. Ama üstümüzdenki düşmedi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Merhaba. Sigaraya zam geldi, yorumunuz nedir? Valla çok kısa bir yorum yapmak istiyorum. Sigara kullanmıyorum. Zam geldiyse sağlık açısından iyi olmuş bence. Yani içmesinler. Ekosistem, dünyaya zarar. Öyle düşünüyorum ama yani. Ama vatandaşta da ki benim de bir sigaram var. Buna da mı göz diktiler? Ya keyif olarak tamam bir sigara ama gerçekten ciddi yani yediğimiz her şey zaten şey yani sağlıklı mı? Hani zaten ihtiyacımız var sağlığa. Şimdi herkes içiyor. Herkes içiyor yani bilmiyorum ki. Vatandaş diyor ki 100 lira da olsa bırakma. Nasıl yani? 100 lira da olsa 1000 lira, 1000 lira diyen de çıktı. 1000 lira da olsa bu sigara ben bırakmam diyor. Bırakmam diyor çünkü derdi sıkıntısı çoksa eğer. Yani şimdi biraz da o şekilde bakmak lazım. İnsanlar stres atıyor bir nevi. Stres atıyor. Kendini onunla avutuyor. Bence mutluluk yani keyiften de içilir tabii ki de. Ama aşırı sanki içenler. Sanki dertten kederden içiyor. Dertten ke. Bence o gözle de bakıyorum ben şimdi. Teşekkür ederim. Bu kadar. Tamam, iyi günler. Sağ olun. Abim sigaraya zam geldi. Yorumun nedir? Alıştık artık. Alıştık yani. Bir çek fırtta görsünler o zaman alıştığını. Alışmışsın bayağı. Mecbur. 100 lira da olsa bırakmam diyenlerden. Mecbur alıyorsun yani ya. Mecbur alıyorsun sonuçta yani. Sigarayı sordum. Sigaraya zam geldi. Sigara içenler düşünsün. Ben düşünmüyorum. Sen içmiyorsun. İşte. Bak düşünüyor amca kara kara. Vallahi düşünüyoruz yani. 3 paket içiyorum günlük. 3 paket. Ah çok fazla. Bırak 3 paket olmaz. 2'ye indir 1'e indir. Sıkıntıdan içiyoruz yani. Bak sana hesaplayayım. 67 lira olsa sigaran. 3 paket içsen nereden baksan. 210 lira yapıyor. 210 lira. Ha. Ayrıf 6 milyar para. 6 milyar. Az ama para mı? 6 milyar şu an para değil biliyor musun? Yani evet. O bakış açısı da doğru. Para değil yani artık. Alıştık artık. Tamam abi. Teşekkür sabah zam, akşam zam. Dertten mi, kederden mi içiyorsun abi? Hepsinden. Sıkıntı, dert. Keyifli olsan içiyorsun. Dertli olsan içiyorsun. Eğlencelsen olsun içiyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi günler. Sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? İyi oldu. İyi oldu. Elinize de bir sigara gördüm. İyi oldu. Ya yapacak bir şey. Arkadaş röportaja doyamamış diyor ki bir daha röportaj yapalım diyor. Abi yarın saat 11'de yayınlıyoruz. Instagram'da mı? YouTube'da. Instagram'a düşmeyeyim mi? Ben düşmeyeyim. Instagram'a özel misafirlerimiz düşüyor. Çok güzel konuşanlar düşüyor. Yani ben değil yani. Teessüf ederim. Ne güzel konuştum sigara hakkında. Daha ne istiyorsunuz ya? İzlenmesi yüksek olanları Instagram'a atıyoruz. İzleme ha. O zaman ben düşmem o zaman ya. Ben biraz sert konuşayım herhalde. Olsun. Hangi kanal? Zasparagaz. Ne kal? Zasparagaz. O ne diyor ya? Türkçesi yok mu onun ya? Zasparagaz. Zeynep'in zeynesi. Sen, adın Zeynep mi? Evet. Senin kanala. Aynen. Benim lan sağ ol. Sigaraya zam geldi. Yorumunuz nedir? Harika oldu. Süper yemin ediyorum. Sigara kullanıyor musun? Yok. Gitseniz böyle demezsiniz işte. Yok yok iyi oldu. Başka türlü nasıl vergi toplayacağız? Yani evet. Evet. Vergilerle yaşayan bir ülke. Evet. Süper hak ettik. Az bile bize yemin ediyorum. Kolay gelsin. Kadıköy'e uğrarsanız Kızılkayalar'a uğrayın ve Kadir abiyle mutlaka görüşün. Bekleyin, sohbet edin zaman diyoruz. Her sevgiyle zaman kalın. Hoşçakalın. El salla Kadir abi.